Evet. Şeylerimiz var. Arkadaşlar ses susalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşam inşallah sizlere haç ve umre hakkında biraz bilgi vereceğim. Haç sözlükte kastetmek, yönelmek anlamına gelen kelime terim olarak ise Mekke şehrindeki Kabe'yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri özel vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir. Bunların hepsine birden haç törenleri anlamında menasikül hac denir. Hac ibadeti hicretin 9. senesinde farz kılınmıştır değerli arkadaşlar. Hac çeşitleri 3 tanedir. Farz olan hac, vacip olan hac ve nafile olan hac'tır. Edası yönünden de hac 3 çeşide ayrılır. İfrat haccı, temettu haccı ve kıran haccı. İfrat haccı değerli kardeşlerim umresiz yapılan haçtır. Temattu haçcı ise sözlükte yararlanmak anlamına gelen temattu aynı yılın haç ayları içinde umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır değerli kardeşlerim. Kıran haccı ise her ikisini birlikte niyet edilerek aynı yılın haç ayları içerisinde umre ve haccı bir ihramla birleştirmektir. Birleştirmeli haç olarak da bilinir. Değerli kardeşlerim, haçlığın şartları 5 tanedir. Birincisi Müslüman olmak, ikincisi ergenlik çağına ulaşmak, üçüncüsü akıllı olmak, dördüncüsü hür olmak ve beşincisi de istitaat. İstitaat kavramı asli ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar aile fertlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya ve haccı yapabilecek bedeni güce sahip olmak demektir. Edasının şartları da sağlıklı olmak, yol güvenliği, arızi bir engelin bulunmaması ve kadınlara özel iki şarttır. Kadınlara özel iki şartın birinci şartı, kadınların tek başlarına uzun mesafeli yolculuklara çıkma yasağından kaynaklanan yanlarında eşlerinin veya bir mahreminin yani oğlu, kardeşi, babası gibi nikahlanması caiz olmayan bir yakınının bulunması şarttır. İkinci şartı ise sadece boşanma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan kadınlara ilişkin olup beklemeleri gereken süreyi tamamlamış olmalarıdır. Hanefi mezhebine göre eda şartı olan bu durum diğer mezheplere göre yükümlülük şartlarındandır. Haccın geçerlilik şartları 3 tanedir. 1- ihram, 2- özel vakit, 3- özel mekan. İhram değerli kardeşlerim belli bir süre boyunca yani hac veya umrenin rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılınması anlamındadır. İhrama giren kişiye muhrim, ihramlı denir. İhramın rükünleri Hanefi mezhebine göre niyet ve telbiye olmak üzere 2 rüknü vardır. Diğer 3 mezhebe göre ise sadece niyet yeterlidir. Özel vakit hac ayları hac menasikinin yapılacağı aylar olup Şevval ve Zilkade ayı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu aylarda önce hac menasiki başlamaz. Özel mekansa haccın farzlarından olan Vakfe, Arafat sınırları içinde tavaf ise Kabe'nin etrafında yapılır. Değerli kardeşlerim mikat hakkında biraz bilgi vereyim. Mikat ihrama girme yerleri. Birinci bölgemiz haram bölgesi. Haram bölgesi Mekke ile etrafında bitkileri koparılmamak ve av hayvanlarına zarar verilmemek üzere belirli sınırlar içindeki emniyetli bölgedir. Bu bölgede oturanlara Mekki yani Mekkeli denir değerli kardeşlerim. Hil bölgesi ise haram bölgesi ile mikat yerleri arasındaki yerdir. Bir diğer bölgemiz ise afak bölgesidir. Afak bölgesi haram ve hil bölgesinin dışında kalan yerlere afak denir. Değerli kardeşlerim, afak bölgesi de 5'e ayrılır. Bu 5 yer Hazreti Peygamber tarafından belirtilmiştir. Bunları kısaca açıklayayım. Birincisi Zulhuleyfe, Mekke'ye Medine üzerinden gelenlerin mikatıdır. Medine'ye yaklaşık 10 kilometre, Mekke'ye 450 kilometre mesafededir. Mekke'ye en uzak mikat budur. Hazreti Peygamber veda haccında halen Abara Ali denilen bu mikatta ihrama girmiştir değerli kardeşlerim. İkincisi ise Cuhve. Cuhve Mısır ve Suriye istikametinden gelenlerin mikatıdır. Üçüncüsü Zat-ı Irk. Irak yönünden gelenlerin mikatıdır. Dördüncüsü Karnul Menazil, Necid ve Kuveyt yönünden gelenlerin mikatıdır. Beşincisi de Yelem'den Yemen ve Hindistan tarafından gelenlerin
mikatıdır. İhramın vacipleri değerli kardeşlerim iki tanedir. Mikat sınırını ihramsız geçmemek gerekir. İkincisi de ihram yasaklarından sakınmaktır. İhramın sünnetlerinden biraz bahsedelim. İhrama girmeden önce tırnakları kesmek, kasık ve koltuk altı kıllarını temizlemek sünnettir. Temizlik için gusletmek sünnettir. Niyet ve telbiye yapmadan önce vücuduna güzel kokular sürmek sünnettir. Erkeklerin izar ve rida denilen iki parçadan ibaret örtüye bürünmesi sünnet. Keharet vakti değilse ihram elbisesini giydikten sonra iki rekat ihram namazı kılmak aynı şekilde sünnettir. İhramlı bulunan süre içinde her fırsatta telbiye getirmek de sünnettir. Hac için ihram, hac ayları başladıktan sonra girmek yine sünnettir. İhramın yasakları vücutla ilgili yasaklar, giyim ve giyim eşyası ile yasaklar, cinsel konularla ilgili yasaklar, av yasakları şeklinde ayrılır. Vücutla ilgili yasaklardan biraz bahsetmek istiyorum. Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek ihramlıyken yasaktır. Kasık ve koltuk altı kılları ile vücudun diğer yerlerini kılları tıraş etmek, yolmak ve koparmak aynı şekilde yasaktır. Tırnak kesmek yasaktır. Süslenme amacıyla saç ve sakal bıyıkları yağlamak, boyamak, saçlara brillantin veya jöle sürmek, kadınlar oje ve ruj kullanmak, vücuduna veya ihram örtüne güzel koku sürmek, güzel kokulu sabun kullanmak da aynı şekilde yasaktır değerli kardeşlerim. Giyim ve giyim eşyası ile ilgili yasaklardan biraz bahsedeyim. Omuzlara örtülen ridanın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak ceza gerektirmez ise de mekruhtur değerli kardeşlerim. Başı ve yüzü örtmek, tek takke ve benzeri şeyler giymek, başa sarık takmak yasaktır. Eldiven, çorap ve topukları kapatan ayakkabı giymek de aynı şekilde yasaktır. Nalın gibi mümkün olduğunca üzeri açık ayakkabı giymek ise ihramlıyken müstahaptır değerli kardeşlerim. Cinsel konularla ilgili yasaklar da cinsel ilişki ve genellikle cinsel ilişkiye götüren öpme, oynaşma, şehvetle tutma gibi davranışlarda bulunmak şehvi duyguları tahrik edici sözler söylemek de ihramlıyken yasaktır değerli kardeşlerim. Av yasağı gerek harem bölgesi içinde gerek dışında eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avını avlamak, avcıya avını göstermek ve avlanmasına yardımcı olmak, av hayvanlarına zarar vermek yasaktır değerli kardeşlerim, ihramlıyken. Harem bölgesiyle ilgili yasaklar ise Mekke ve şehre etrafındaki harem denilen bölgedeki av hayvanlarının avlanması, bitkilerin kesilmesi veya korkutulması ister ihramlı ister ihramsız herkes için yasaktır değerli kardeşlerim. Yapılması günah olan ve başlarına zarar veren konulardaki yasaklar ise füsük ve cidaldır. Füsük, taatten ayrılıp masiyet sayılan şeyleri yapmaktır. Cidal ise başkalarıyla tartışmak, hakaret ve kavga etmektir. Değerli kardeşlerim, haçlığın farzları Hanefilere göre üçtür. İhrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak, Kabe'yi tavaf etmek, Malikelere ve Hanbelilere göre dörttür. İhrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak, Kabe'yi tavaf etmek ve say yapmak. Şafii mezheplerine göre altıdır. İhrama girmek, Arafat ve vakfe yapmak, Kabe'yi tavaf etmek, say yapmak, saçları tıraşa girmek ve bu rükünlerin çoğunu en az dördü arasında tertibe uymak, yani sırayla yapmak değerli kardeşlerim. Kardeşlerim biraz da haccın sünnetlerinden bahsedeyim. Haccın sünnetlerini şöyle sayayım. Kudüm tavafı sünnettir, hac hutbeleri sünnettir, Arafa gecesini Mina'da geçirmek sünnettir. Bayram gecesini Müzdelife'de geçirmek sünnettir. Bayram günlerinde Mina'da kalmak sünnettir. Muhasapta bir süre dinlenmek de sünnettir. Biraz haccın adabı ile ilgili konuşmak istiyorum. Hac farizası helal kazanç ile eda edilmelidir. Yani haram yollarla alınan parayla hac olmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan yola çıkmadan önce hak sahiplerinin haklarını ödeyerek onlarla helalleşmelidir. Günümüzde ben buna fazla dikkat edilmediğini zannediyorum. İnşallah herkes buradaki arkadaşlarım hacca giderse buna dikkat ederek gider. Allah razı olsun hocam. Bir daha işlememek azim ve kararıyla günahlara tövbe edilmelidir. Aynı şekilde burada da günümüzde buna hiç dikkat edilmediğini görüyoruz. Yani burada önemli olan hacca gidip yani anadan doğduğu gibi günahsız bir şekilde geri gelmek varken
sanki oradaki diğer hacıların bıraktıkları günahları toplayıp geri gelen hacıları görüyoruz. Değerli kardeşlerim, buna dikkat etmemiz ve uyarıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaza yakalmış ibadetler mümkün olduğunca kaza edilmeye çalışmak, hat yolculuğu konusunda bilgi ve tecrübede bulunmak, haline uygun anlaşabileceği yol arkadaşları, yani yol güvenliği çok önemli biliyorsunuz. O şekilde adaplarını bu şekilde şimdilik noktalayalım. Umre hakkında biraz bilgi vereceğim. Sonra yaparsın. Sürekli. Bravo!